Altan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir kez daha ekonomik verilerin oldukça beklentilerin altında geldiği bir dönemdeyiz. Amerikan ekonomisinin bir gerileme döneminde olduğunu söyleyebilir miyiz? Tam gerileme döneminde olduğunu söylemesek bile verilerin herkesi çok rahatsız ettiğini görmekteyiz. Sadece ev satışlarının düşük olması değil, ev fiyatlarının da azaldığını, satışta istenen ve verilen teklifler arasındaki farkın %5'lerle %20'lere kadar çıktığını, finansmanların zorlaştığını, bununla beraber üretimde yavaşlamanın ciddi miktarlara geldiğini gördük ve bu son 1-2-3. Ayına gelecek şekilde bir negatif momentum yarattı Amerikan ekonomisinde. Bununla beraber 10 yıllık bono faizleri 2.95'lerde, 2.97'lerde seyrederken şu anda 2.60, 2.50, 2.55 civarlarına kadar gerilemiş durumda. Aynı zamanda Merkez Bankası bilançolarındaki bonoları küçültmeye devam ediyor. Daha önceden aldığı aylık 50 milyar dolarlık veya 20 milyar dolarlık azaltmaları yeni olarak kısa vadeli bonolarla değiştiriyor. Bunun değiştirmesiyle beraber Amerikan devletinin bildiğimiz gibi bütçe açığı var. Bütçe açığının finansmanında da bir rol alıyor. Fakat bu 4 trilyondan 3,5 trilyona indi ve 1-2 trilyon dolar civarına geleceğini düşünürken bilançonun bu civarlarda kalacağını düşünmekteyiz. Bu da piyasalardaki likiditeyi nasıl etkileyeceğini, Amerikan ekonomisinin duraksamasıyla beraber bir sonraki krizde Merkez Bankası'nın alabileceği pozisyonun da gayet köşeye sıkışmış bir vaziyette olduğunu düşünebiliriz. Burada yaşanan bu sorunlar değil, Amerika ile Çin arasında şu anda müzakerelerin devam ettiği ticari savaşında bazı kaynaklara göre sonuna geliyoruz. Bununla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Çin ve Amerika'nın anlaşması söz konusu mu Mart ayının sonuna doğru? Bu ticari savaşın sonuna geldik mi? Genel manada Amerika'nın Çin'den istediği ve teknoloji savaşları olarak gördüğümüz 5G olsun, yapay zeka olsun, bu konularda Çin'in üstünlüğünü elinden almak istediğini, Çin'in IP'lerde bilgilere dayalı olan teknolojileri çalmaya devam ettiği, ana hatlardaki stratejik konularda bir anlaşmaya geldiklerini görmemekteyiz. Başkan Xi ile Donald Trump'ın bir görüşmesi olacağını, fakat bu görüşmeden de esasında mesela Komünist Parti üyelerinin Kuzey Kore Başkanı'na yaptığı gibi hızlı bir şekilde yürüyüp gideceğini ve Çin'i sıkıştırmaya devam edeceğini, bu negatif büyüme işsizlik rakamlarının Komünist Parti'yi sıkıştırmaya devam edeceğinden Amerika'nın bu pazarlığı sürdürerek Çin'den daha fazla şeyler alacağını düşünmekteyiz ve bir sonuca yaklaştığı kanaatinde değilim ben. Peki yatırımcıların önümüzdeki birinci çeyreği geride bırakıyoruz 2019 için. Çeyrek raporlarından şirketlerin performansları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hangi sektörler iyi durumda, hangi sektörler daha kötü durumda Amerikan ekonomisinde? Evet, en son tabii 2018'in sonunda Aralık ayı mesela son 90 yılın en kötü Aralık ayıydı ve satışlar çok ciddi bir miktarlarda gerçekleşti. Ocak, Şubat, Mart aylarında Çin'le olan konuşmaların iyiye gidebileceği ihtimaliyle beraber ve Merkez Bankası'nın faizleri arttırmayacağını söylemesi, bilançosunu azaltmada bir yavaşlamaya gidebileceğini söylemesiyle beraber piyasalar hızlı bir şekilde arttı Ocak, Şubat, Mart'a kadar. Tabii bu artmanın esasında tabii ters bir etkisi de şu, bu demek oluyor ki ekonomik büyüme kötü, datalardaki rakamlar iyi değil. Bununla beraber Merkez Bankası belki daha anortodoks olabilecek politikalarla piyasaları kontrol altında tutup düşmesini engelleyebilecek bir pozisyonda bulabilir kendini diye düşünüyorlar. Tabii faizlerin azalmasıyla beraber bankacılık sektörü mesela bundan negatif etkileniyor. Çünkü faiz spreadleri, farklar azalmış durumda. Bir nevi finansal anlamda ev satışları yapan veya ev home builders dediğimiz sektörlerin mortgage fiyatlarının azalmasıyla beraber maliyetlerin artabileceğini düşünmekteyiz. Teknoloji alanındaki şirketlerde mesela Google olsun, Facebook kendilerine göre özel problemleri var. Amazon olsun, bunlar genel olarak daha önceki çarpanlarına göre çok daha ucuz bir şekilde satmaktalar piyasada. Ama en önemli olan şey piyasalarda olan sermaye riskini
az da tutmakta, şirketlerin veya kişisel yatırımcıların kendilerinde ya nakit olarak ya da özel güvende olabilecek bonolarda kendilerini tutaraktan sermayelerini korumaları ve bu belirsiz bir dönemi daha belki de bir sabırlı bir şekilde geçirmelerinde fayda var ki önümüzdeki sürecin nasıl işleyebileceğini görelim. Çünkü eğer ki bir kriz ortamı gelirse piyasalardaki satışların Aralık ayında gördüğümüz gibi çok ciddi bir seviyelere ulaşabileceğini düşünebiliriz global olarak. Türkiye ekonomisinin durumu nedir? Yani Türkiye'de gerçekten bir ekonomik kriz var mı? Ekonominin şu andaki son durumun hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yurt dışında yani yabancı basında oldukça negatif haberler çıkıyor çünkü. Bunları biraz aydınlatalım isterseniz. Tabii Türkiye ihracatının çoğunu Avrupa'ya yaptığını düşündüğümüzde ve Avrupa'da da bir gerileme yaşandığında Türkiye'nin birçok alanda sıkıştığını, ihracat yapabileceği bölgelerin Orta Doğu, Kuzey Afrika olsun, Avrupa Birliği olsun azaldığını, iç piyasadaki daralmanın yaşandığını, enflasyonla beraber para maliyetlerinin artışıyla büyümenin sorgulanmasını gerektirecek durumların daha çok arttığını görmekteyiz. Bununla beraber tabii Türkiye'nin daha bir global ekonomiye entegre olacak siyasi olarak da bir rahatlama veya söylemlere ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde bu zorlu dönemi umarım enflasyonla daha ciddi bir savaş yaşatarak ve daha iyi batıyla entegre olabilecek politikalarla bir arada yürüterek sermayenin tekrar Türkiye'ye gelebileceğini sağlayabilecek bir durumla bu krizleri aşabileceğini düşünmekteyim. Ama ciddiyet tabii bizleri de buradan dikkatli bir şekilde izlememizi sağlamakta. Umuyoruz global ekonomiyi, Türkiye ekonomisi, Amerika ekonomisi hep beraber tekrar eski dönemine döner. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun stüdyomuza geldiğiniz için. Teşekkürler.